Dün küçük bir rahatsızlık geçirdim. O nedenle sizlerle birlikte olamadım. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi rakamları değerlendireceğiz. Haberlere bakacağız. Veri akışına bakacağız. Ve bundan sonra neler olabilir onları sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Doların 7.36 seviyesine çıkması, borsanın 103.000 seviyesini zorlamasıyla birlikte alınan kararlara bir göz atalım isterseniz. Ve bu kararlar etkili olabilecek mi piyasaların durması konusunda? Yoksa piyasalar aslına bakarsanız makroekonomik verilerin iyiden iyiye bozulması nedeniyle mi ve tabii ki Türkiye'nin para bulamaması, bütçeyle ilgili yaşadığı sıkıntılardan dolayı mı yükseliyor ve bu geçici tedbirler, bu palyatif tedbirler bir işe yarayacak mı, yaramayacak mı ona da bakalım. Bankalar mevduat faizlerini arttırdı. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde de faizlerle ilgili sizlere uyarıyordum. Politika faizlerinin 8.25 olduğu bir ortamda piyasa faizi %12'nin üzerine çıktıysa, tahvil faizinden bahsediyorum, banka faizlerinde bu seviyede kalması zaten mümkün değildi. Aynı zamanda Merkez Bankası da kendisinin faizlerini de yukarıya çekti çaktırmadan. Nasıl oldu bu iş diyeceksiniz. Gayet basit arkadaşlar. Politika faizi 8.25, piyasayı bu orandan fonluyordu ama artık piyasayı 8.25'lik faiz oranıyla fonlamaktan vazgeçiyor. Gecelik faize yönlendiriyor. Gecelik faiz oranları ise 9.75 seviyesinde, yani politika faizinin 1.25 puan daha üzerinde faiz oranı anlamında bakıldığı zaman da. BDDK bankalarla bir araya geldi. Bir toplantı gerçekleştirildi. Ve bu toplantı sonrasında da bankaların mevduat faizleri %10'lar seviyesine yaklaştırıldı. Hatta bazı bankalar, kamu bankaları özellikle %10.5 seviyelerine kadar yükseltti faiz oranlarını. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Gayet basit. Politika faizler ne kadar 8.25 olsa da enflasyonist ortam şu anki mevduatı karşılamadığı için ve insanlar mevduata para yatırmadığı, bunun yerine götürüp dolara, altına paralarını yatırdıkları için dolar ve altın üzerindeki baskı artıyor. Bu baskıyı azaltmak adına Merkez Bankası faiz yükseltmese de, yani politika faizini yukarıya çekmese de, piyasa faizlerini yukarıya çekerek insanların mevduata yönelmelerini sağlamaya çalışıyor. Peki bu işe yarayacak mı? Yaraması mümkün değil arkadaşlar. Çünkü faiz oranları %10 civarında ama öbür taraftan yılbaşından bu yana dolar yükselişi, yani Türk lirasının değer kaybı %20'lere vurmuş durumda. Dolayısıyla kimse bu koşullar içerisinde yıllık %10'luk bir faize götürüp parasını yatırmaz Türk lirasıyla. Çünkü büyük bir risk, kur şokundan bahsediyoruz. Götürüp dolara yatırır, parasını korumuş olur. Aslına bakarsanız insanların yaptığı da bu, ya da kurumların, şirketlerin yaptığı da bu. Döviz açığına düşmek yerine ya da parasını koruyabilmek adına bankadaki faizin kendisini güçlü tutmayacağını gören herkes dolara, altına yönelmeye devam ediyor. Borsa İstanbul endeks bazında devre kesici uygulamasına geçme kararı aldı. Bu sayede borsa bir miktar toparlandı. 106.000 seviyesine kadar yükseldi. Bu da geçici bir tedbir arkadaşlar. Siz her ne kadar devre kesici koyarsanız koyun, bu borsa düşecekse düşüyor ve düştüğü yerden toparlanmadığı sürece yeni düşüşlerle karşımıza çıkmaya devam edecek. Merkez Bankası bankaları dolar swap'a yönlendiriyor, zorluyor ya da ikna etmeye çalışıyor. Bunu nasıl değerlendirmek istiyorsanız öyle değerlendirin. Sonuç itibariyle diyor ki bankalara, gel kardeşim elindeki doları bana ver, ben de sana Türk lirası vereyim karşılığında. Üzerine bir de %10 faiz vereyim. Yarın öbür gün swap süresi olduğunda ben sana dolarını geriye vereceğim nasıl olsa. Bankalar buna yanaşır mı? Elbette yanaşırlar ama bankaların elindeki kaynaklar da sınırlı. Merkez Bankası bankaların elindeki döviz kaynağını çekerek bunu da doları frenlemek için kullanmaya çalışacak. Ne kadar etkili olabilecek bunu da hep birlikte göreceğiz. Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri geçen hafta tam 4,5 milyar dolar azaldı. Bir kez daha söylüyorum, tam 4,5 milyar dolar azaldı. Piyasayı frenleyebilmek için elinden gelen her türlü satışı gerçekleştirdi. Brüt döviz rezervlerini çok ciddi anlamda sıkıntıya soktu. Zaten rezervlerin çok dip noktalarda olduğunu biliyoruz. Buna rağmen dövizi frenleyemedi arkadaşlar. 7.36 seviyesine kadar çıktı dolar kuru. İki haber de yurt dışından verelim. Bunlardan bir tanesi, Trump işsizlik yardımlarını yıl sonuna kadar arttıracağız dedi. İkincisi, Amerika'da petrol kuyuları azalmaya devam ediyor. Bu da şunu gösteriyor arkadaşlar. Petrol her ne kadar yükseliş eğiliminde olsa da bu gerçekçi değil. Yarın öbür gün petrolde ciddi bir satış baskısıyla karşı karşıya kalınabilir gibi
görünüyor. Şimdi gelin rakamlara bir bakalım isterseniz. Rakamlar bize ne söylüyor kapanışı itibariyle? Borsa 106 bin seviyesinden kapandı. 103 bin seviyesini gördü geçtiğimiz hafta ve 106 binden de kapanışını gerçekleştirdi. Bu borsanın tekrar bir yükseliş eğilimine girdiğini, 120 bini tekrar zorlayabileceğini mi gösteriyor? Hayır arkadaşlar, tabii ki öyle değil. Borsa düşüş eğilimine girmiş durumda. Ciddi bir kırılma var. Özellikle makroekonomik dengelerin bozulması, yabancıların Türkiye'den hızlı bir şekilde çıkıyor olması borsadaki satış baskısını her geçen gün biraz daha arttıracak. Önümüzdeki haftalar içerisinde 100 binin altına gevşeyecek borsa. 70 binleri hatta 60 binleri zorlayan bir borsa endeksiyle karşılaşacağız. Borsa her ne kadar endeks bazında devre kesicileri devreye sokmuş olsa da bu çok da fazla işe yaramayacak. Aslında bu karar bize şunu gösteriyor. Borsada o kadar ciddi ve sert satış baskıları gelebilir ki önümüzdeki dönemde endeks bazında bu devre kesicileri koymak bizim için kaçınılmazdı demeye getiriyor borsa yönetimi. İyi bir mesaj vermiyor yani borsa ile ilgili. Dolar 7.27.96'dan kapanışını gerçekleştirdi. Sizlere daha önceki videolarımda da söylemiştim. Altılı seviyeleri bir daha görmeyeceğiz. Evet, altılı seviyeleri bir daha görmeyeceğiz. Çünkü yapılabilecek her türlü baskıyla 6.85'te tutulmaya çalışıldı ve çok ciddi paralar harcandı. Bakın son bir hafta içerisinde 7'yi geçmesin diye neredeyse Merkez Bankası 5 milyar dolar harcıyor. Ona rağmen 7'yi kıran dolar 7.36'ya kadar gidiyor. Demek ki öyle sadece baskı yapmakla falan bu işler olmuyor, yürümüyor. Paranın da belli bir noktası var. Hele ki bizim gibi ülkelerde doların sınırlı olduğunu kabul etmek zorundasınız. Sonsuz bir kaynağa sahip değilsiniz. Sonsuz bir kaynağa sahip olmadığınız için de belli bir noktaya kadar tutmaya çalışırsınız. Ondan sonra ipin ucunu kaçırdığınız noktada bir anda sert hareketler görürsünüz. Bunu biz 5.95'te de gördük, 4.80'de de gördük, şimdi 6.85'te de gördük. Nitekim sizlere ısrarlı bir şekilde söylüyordum. 6.85 seviyesinde tutulmaya çalışılıyor ama tutulamayacak. Buradan geri geleceğini düşünenler çok ciddi yanılacak diyordum. Nitekim yanıldıklarını gördük. 7.36'ya kadar geldi. 7.27'den kapanışını gerçekleştirdi. Önümüzdeki haftada yükselişini devam ettirecek. Dolar da bundan sonraki ilk hedef 7.80'dir arkadaşlar. 7.80 kırıldıktan sonra gideceği ilk nokta 8.20 olacaktır normal koşullar içerisinde. Anormal koşullar devreye girdiği an itibariyle ise biz devalüasyonist hareket görürüz. 13, 14, 15 liralık dolar kuruyla karşı karşıya kalırız. Şu an itibariyle ilk hedef 7.80, ikinci hedef 8.20 olacaktır. Hiç kimse bundan sonraki süreçte altılı seviyeleri bir daha göreceğiz diye boşuna beklemesin arkadaşlar. Biraz da euro konuşalım isterseniz. Euro da 8.65 seviyelerini gördü. Ardından yine cuma günü 8.57'ye kadar gevşeyen bir euro gördük. Euro'da da düşüş eğilimi beklemiyorum arkadaşlar. Sadece paritenin aşağı çekilmesine bağlı olarak euro ile dolar arasındaki makas kapanabilir. Ama sonuç itibariyle döviz birimleri neredeyse tamamına karşı Türk lirası değer kaybedeceği için euro'da dolar gibi yükselişini devam ettirecektir. Keza sterlin de yükselişini aynı tempoda devam ettirecektir arkadaşlar. Öbür taraftan euro dolar paritesi 1.17.87 seviyesinden kapanışını gerçekleştirdi. Oldukça tepe noktalar ve bu tepe noktayı bir türlü kıramıyor. 1.18'i zorluyor, 1.19'u zorluyor, tekrar 1.17 seviyesine geri dönüyor. Euro dolar paritesinde bence yön aşağıyı gösteriyor ve 1.12'ye doğru hızlı adımlarla ilerleyen bir euro dolar paritesi göreceğiz. 1.12'den sonraki ilk hedefse 1.08 ve 1.06 olacak. 1.20'nin kırılma ihtimali emin olun 1.12'ye giden bir Euro'dan çok daha zordur. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Faiz zaten piyasanın durumunu çok net bir şekilde bize ifade ediyor. 12.99'dan kapanışını gerçekleştirdi tahvil faizleri. Politika faiz 8.25, tahvil faizinin kapanışı 12.99. Arada 4,5 puanlık bir fark oluşmuş durumda arkadaşlar. Şu anda piyasa faizi, tahvil faizi piyasanın gerçeklerini tam olmasa da az çok yansıtmaya çalışıyor. Piyasanın gerçek faiz değerlerini gösteriyor bize. Merkez Bankası 8.25'te göstermelik bir gösterge faizi uyguluyor. Bakalım bunu nereye kadar sürdürebilecek hep birlikte göreceğiz. Faiz oranlarının bu seviyede tutmaya devam etmesi durumunda, zamanında doğru bir şekilde yönetmemesi durumunda Merkez Bankası'nın dolar üzerindeki kırılganlık devalüasyonist bir etkiye dönecektir. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Devalüasyonist bir etki yaşanması istenmiyorsa
2018 Ağustos ayında olduğu gibi faiz kararının daha proaktif bir şekilde önden verilmesi gerekiyor. Türkiye'nin şu anda faiz dışında alabileceği hiçbir tedbir, hiçbir önlem yok dövizi belli bir seviyede tutma açısından bakıldığında. Dövizi belli bir noktada tutmalı mı? Dövizin belli bir noktada tutulmasının Türkiye açısından tek önemi ithal malların fiyatının belli bir seviyede tutulması için. Diğer taraftan hani derler ya nohus ile uslanmayana etmeli tektir, tektir ile uslanmayan hakkı kötektir diye bir laf vardır ya, çok meşhur bir lafımız. İthal odaklı ülke olmaktan vazgeçeceksek, bu bizim için bir kötek olacaksa artık, bizi üretim yapmaya zorlayacaksa, bizim ithal etmemizi azaltacaksa, o zaman dövizin yükselmesi olmazsa olmaz bir şarttır arkadaşlar. Bu ülke gerçeklerle karşı karşıya kalacak, döviz yükselecek, döviz yükseldiği için ithal edemeyecek, ithal edemediği için de kendi üretmek zorunda kalacak. Kendi ürettiği an itibarıyla tarımından sanayisine, sanayisinden teknolojisine kadar doların ülke ekonomisi üzerindeki baskısı azalacak. Ekonomik kırılganlık yaratma özelliği azalacak ve böylece Türkiye ekonomisi aslında bir anlamda bağımsızlığını ilan etmiş olacak. Siz bugün dövizi baskılayarak Türkiye ekonomisinin bağımsız olmasını da engellemiş oluyorsunuz. Türkiye ekonomisinin üreten bir ekonomi haline gelmesini engellemiş oluyorsunuz. Kara borsacıların türemesini sağlıyorsunuz. Bazen kötü gibi görünen şeyler kısa vadede aslında uzun vadede çok önemli avantajlar sağlayabilir. Bunu da unutmamak gerekiyor. Kısa vadede dövizin yükselmesi Türkiye için çok ağır bedeller ödetecektir. Fakirliğin artmasını beraberinde getirecektir. Sıkıntıların artmasını beraberinde getirecektir. Hayat pahalılığını sağlayacaktır. Ama öbür taraftan tüm bu sonuçların nedeni gördüğümüz an itibarıyla, Türkiye'nin ithal eden değil üreten bir ülke olması gerektiğini gördüğümüz an itibarıyla da buna çözüm aramaya başlayacağız. Bu da bizim için büyük bir kurtuluş olacak. Altında 2035 dolar seviyesinden kapanışını gerçekleştirdi altın onsu. Altın onsunun 2050 doların altına gevşemiş olması ve buradan kapanışını gerçekleştirmiş olması önemli tabii. 2000 doların üzerinde kalmaya devam etmesi hala altın onsunun yükseliş eğiliminde olduğunu gösteriyor. Ben kısa vadeli böyle dalgalanmaların olacağını zaten sizlerle paylaşmıştım. Hala iddia ediyorum, orta ve uzun vadede altın onsu yükselişini devam ettirecek. Orta vadedeki hedefimiz 2500 dolar, uzun vadedeki hedefimizde 3000 dolar olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu pandemi etkisi devam ettikçe, dünyadaki gerilim ortamı devam ettikçe, Amerika ile Çin stresi devam ettikçe ve tabii ki dünyadaki küçülme ve ekonomik riskler arttığı sürece, bütün bu risklerin toplamı altının yükseliş eğiliminde olduğunu gösteriyor. İnsanların tasarruf eğiliminde olduğunu gösteriyor. İnsanlar tasarrufa yönelmeye devam edecek. Yoğunlukla da güven limanı olarak görülen altına yönelmeye devam edecek. O nedenle de altının yükselişi devam edecek diye düşünüyorum. Gram altında 477 kapanışını gördük. Gram altındaki hafif geri çekilmenin temelinde daha çok altın onsunun 2065 dolar seviyesinden 2035 dolar seviyesine kadar gevşemesi yatıyor arkadaşlar. Ama bu düşüş önemli bir düşüş değil, kalıcı bir düşüş değil. Hızlı bir şekilde yükselişin devam edecek, 500'ün üzerine atacak ve 500'ün üzerinde kalıcı olacak. Bundan sonra bir sonraki hedefi de 600 lira gibi görünüyor gram altının. Şöyle bir toparlayalım arkadaşlar. Önümüzdeki hafta her ne kadar ufak tefek dalgalanmaları olsa da dolar yükseliş eğilimini devam ettirecek. Hedefi 7.80 ilk hedefi, ikinci hedefi 8.20. Her ne kadar dalgalanmalar olsa da altın onsu 2000 doların üzerinde kaldığı sürece ilk hedefi 2200-2300 olacaktır. İkinci hedefi 2500 olacaktır. Bu da gram altının önce 500 liranın üzerinde, ardından da 600 liranın üzerinde kalmasını beraberinde getirir. Bütün bunların toplamı da piyasalardaki tedirginliğin devam ettiğini bize gösteriyor. Türkiye olumsuzluk anlamında bakıldığı zaman dünyadan da ayrışıyor ne yazık ki arkadaşlar. Türkiye'nin sadece kur problemi yok, makroekonomik problemleri de var. Dış borcumuz hala çok tepe noktalarda, para bulamıyor. Bulsa bile çok yüksek faizlerle bulmak zorunda kalıyor. Bütçe sorunumuz her geçen gün biraz daha derinleşiyor. Cari açık problemimiz her geçen gün biraz daha artıyor. Ve bütün bunlar toplamda reel sektörde baskı yaratıyor. İşsizliğin de artmasını beraberinde getiriyor. Yoksullaşmayı, fakirleşmeyi, aynı zamanda gelir dağılımındaki bozukluğu da beraberinde getiriyor arkadaşlar. Bu sorunlar çözülmediği sürece de ciddi bir ekonomik krize doğru hızlı adımlarla ilerlemeye devam edecek.
finansal konularda, yani borsa gibi, döviz gibi konularda aslında bir sebep değil, bir sonuç olmaya devam edecek. Kurun yükselmesi bir neden değil, bir sonuç arkadaşlar. Ve bu koşullar devam ettiği sürece kur yükselmeye devam edecek. Bu kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmaya devam edecek ve bunun yarattığı finansal kriz ve bunun yarattığı ekonomik krizlerde bizi çok daha sıkıntılı durumlara sürükleyecek arkadaşlar. Evet, bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak bana destek verebilirsiniz. Ve aynı zamanda Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.